Arkadaşlar iyi günler. Burak kardeşim geldi. Merhaba. Birlikte geldi arkadaşımızla birlikte. İlla dedi o hocam bu adamcı dişinin durumunu merak ettik. Onu görelim dedik. Ayrıca Burak'a da bir muhteşem bir evlat verdik. Bunu da paylaşacağız. Burak hocam görüyordum şu adamcı dişiyi. Gidip canlı göreyim dedi. Bir şansımızı deneyeceğiz Burak. İnşallah hocam deneyelim. Yani hep diyor YouTube'da gördük de canlı görme şansı. Tabii dedim gidelim bakalım şu an. Evet. Bağlı değil arkadaşlar gene. Salık. Benimle arası iyi. Biraz bugün evet, birkaç günden beri iyi. Dişiler de hocam. Dışarıda bak. Kısım gel. Kısım gel. Hadi gel kısım, gel. Gel kısım, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ha, orada yatıyor. Çıkmıyor. Belki sizi görürse çıkar Burak. Çıkar mı hocam? He. Belki seni görse çıkar. Kızım. Konuş. Gel. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Burak gel buradan bak. Yanımdan bak gel. Yok sarıyor hocam. Gel. Gel gel Burak yanımda dur gel. Tamam kızım. Hocam bayağı sinirli. Yine yıkık dökük bir yer bulmuş. Nasıl Burak? Yavrunu kaybetti hocam. Hepsi yok. Yani... Ne zamana kadar böyle acaba? Bu normalde de sert. Bunun için serbest bırakacağım. Burak burada zincire bağlamayacağım. Aynen. Bizimkilere de alışırsa bizim çocuk. Normalden önce böyle miydi hocam? Biraz adamcıydı tabii. Adamcıydı bu. Adama sertti yani. Anladın mı? Ama müthiş bir alan koruma var. Gece kuş uçurtmuyor burada. Aynen ben gece geldim arabayla buraya. Değil mi? Aynen malzeme bırakmaya. Arabanın üstüne saldırdım direkt. Değil mi? Aynen öyle şey var. Yani hiç şeyi yok yani. Durduracağı yok. Yani normal yeri şurasıydı onun. Şimdi dışarıda oralarda şey yapıyor. Geldiğimizde orada mıydı? Yok salık içeride. Odanın içindeydi. Odanın içindeydi. Babama falan biraz... Babam alıştı da biladere çölkara da alıştı benim fazlana ama biladere Ercan'a falan çok sert. Aynen. Abi bir yönde de iyi. Bir yönde iyi yani hocam. Bir yönde iyi. Ha şöyle şöyle yapabilirim. Gündüz bağlayıp gece salabilirim. Olabilir. Salık 5-6 tane daha köpek var onlar içeride. Aynen. Bu da burada dışarıda olur. Zaten burada zaten gelen gidene direkt. Aynen onu o şekilde şey yapıyoruz. Polar burada. Polar da adama sert. Aynen polar da sert. Adama çok sert. Bu şeyin Akkuş'un kızını buraya getirdim. Efsane. 7-8 aylık. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Akbaş değil mi? Akbaş. Annesi kar babası Akkuş. Şurada göstereceğim. Muhtar her zamanki gibi miskin miskin yatıyor. Muhtar. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Güzel ben oğlum. Efsane harbiden. Yaş kaç hocam bu? Bu 10'a giriyor. Allah Allah. Burada dayının torun var. Burada Sindi var. Burada kara kafa soyları var. Karya var öyle. Yeni yavruyu da. Yeni yavruya talep çok. Aynen hocam. Yeni yavru. Bu sürüdeydi. Bir aylıkken verdiydim. Tavşandağında. Sürüdeydi şimdi. Sürüde büyüdü. Koyun içinde büyüdü. Çok sürüyü kurdu da biliyor. Aynen. Taşandığında çok güzel. Çok herkes bunu soruyor bu ara. Gel hadi gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Daha bu 2 yaşına kadar 2 yaşına kadar gelişimi devam edecek. Ondan sonra şey aşağıda gene. Karya burada.
Puma da puma. Puman da gölgede yatıyor. Pumayı buraya mı aldınız? Hı hı. Pumanın dün eti çok iyiydi. Kelle eti verdim. Burada buzun kızı da yatıyor. O çaparın annesi, hepsi bak şu an. Burada ala dişi, yüklü muhtardan yüklü. Bu da çok eski bir soylarımızdan. Burada önde dayının kızı 5 aylık. Arkada 11 aylık. Yaşına giriyor hatta. Ona 11 aylık. Lila. Burada. Kara kuşçu dişi. Yukarılarda gelen buydu herhalde geçen. He bunlar geziyor aynen. Bunlar salıp geziyor. Aynen bakayım yukarıda var. Aa bu yavrunun babası bu. Annesi de bu. O beyaz yavrunun. Baba akkuş bu. He. He akkuş he. Annesi de bu. Bunlar da sert adama. Kar. Kar. Güzel kızım. Da kızana gelecek, eşleşecek. Bakalım belki bu kez eşleşiklik olabilir. Ya da şeye. Ya akmışta ya da ya yeni bir akbaş erkek daha gelecek. Belki, yani bakalım üçünden dönüyor. Akbala da geri geliyor. Akbalayı verdiydim bir tane. Çok iyi. Bunun yavruları çok güzel hocam. Muhteşem. Muhteşem evet, bir yavrular evet, var. Evet. Burada hindilerimiz, ördekler, kazlar. Zaten ördek kazısı. Ya buraya gelen adam var ya mutlu oluyor ya. Değil mi? Kafa dağıtıyor. Kafayı dağıtıyor. Ne dersen de. Burak sen şey için mesela. Ne hocam? Yavru bakmasının sebebi kafa yani. Aynen ben psikolojik stresten arınayım. Aynen bunu aldım zaten. Aynen çok çok büyük etkisi var. Yani etkisi. Köpek besleyen insan enerjisini atabiliyor, onunla meşgul olduğu zaman onu gezdirir, onun bakımı, yemeği ayarlama bak vesaire falan meşgul oluyor, rahatlıyor. Hocam bana psikolog bile dedi. Değil mi? Aynen. Kafa rahat oluyor gerçekten. Aynen. Düşünsene ben bu hayvanlar olmasa havzaya sığamam. Ben çevremde ilk çoğu kişiye şey söylüyorum yani. Sağ ol Burhan, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Bizim yavruya kurtardım bak. Hayır şu yavruyu al gel. Al gel. Burhan bizim yerli. Bak şu baştaki orijinal yerli çorum kazı. Öbürleri de Çorum 3 tanesi de Çorum yerli kazla endem melezi. Endem kazı melezi. Hem yumurta verimi yüksek hem et oranı yüksek. Geçti bile bir tane, hatta bir tanesi yavruları çıkardı tekrar yumurtaya. Al gel Burak. Al gel. Al gel sen. Al gel yok. Burada 5 tavuğu. Ahitlerim büyüyor. 5 ay geçtiler. 5 aylık oldular. Üç horoz, 3 tavuk. Bunlar epey ayaklı olacak. Eper ayaklı olacak. İyi tamam o zaman. Tut abini o zaman sen. Böyle geçsin. Şu tavuk muhteşem bir tavuk. Mehmet. Geçen hafta attık. Herkes hocam bu ne dedi. Aa Burhan pasaklı yavrusu. Efsane hocam bu. Pazar büyümesi. Maşallah.
Çok, bir haftada beyler nasıl büyümüş? Çok farklı hocam. Ben 10 gün sonra gördüm sonra bayağı değişmiş. Bir hafta bayağı. Gelişimi çok güzel. Normalde yürüyemiyordum Ahmet 10 gün önce. De ayaklarında ve arka ayaklarında çift çift. Aynen. Zinat kurtçuk tırnakları var. Ben bu kadar. Bu kaç haftalık hocam? İşte bir aylık oldu. Bir aylık yeni. Yeni öyle mi? Aynen. Bir aylık işte. Bir aylık.